Değerli izleyicilerimiz, Artvin İBB'de meslek örgütlerine söyleşi programında bugün çok özel konuğumu ağırlayacağım. Artvin'de sporu konuşacağız. Artvin'de sporun ombudsmanını davet ettik stüdyomuza. Artvin Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Saadettin Dağ bizim insanımız. Evet, kendisine hoş geldin diyorum. Hoş geldiniz Sayın Başkan. Hoş bulduk Hatice Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Siz de nasılsınız? İyisiniz inşallah. Bunlardan sonra ısrarımla en sonunda sizi videomuzda ağırlamakta memnuniyet duyuyoruz. Evet değerli başkan, Artvin spor kenti değil. Artvin'de öğrenci memur işçi kesimi ama bir de göç veren bir il. Mesela belli ortaokuldan sonra çocuklarımız eğitim amaçlı il dışına daha iyi okullara giderken öğrenci sayımız da belli, kapasitemiz buna da bununla alakalı da spor branşlarında öğrencilerin yetene kadar yetişmediğini hepimiz biliyoruz zaten. Şimdi Artvin'de ilk defa bir spor federasyonu kuruldu. Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu. Bir iki önce onun kuruluşunu anlatalım çünkü biz biliyoruz ama birçok vatandaş bilmiyordur. Niye ihtiyaç duydunuz? Artvin'de böyle bir oluşum içine girdiniz. Teşekkür ediyorum Hatice Hanım. Öncelikle ekranları başlarında bizleri izleyen sevgili seyircilere de iyi akşamlar dilemek istiyorum. Şimdi sorularınıza tabii ki ben daha önce bir hazırlık yapmadan geldiğim için hangi tür sorularla karşı karşıya kalacağımızı çok bilmiyorum ama tabii ki muhtemelen hepsini cevaplamaya çalışacağım. Evet, Artvin'de Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu 16 Nisan 2010 tarihinde bundan 11 yıl öncesinde 15 spor kulübünün bir araya gelerek oluşturulması gereken bir yapıydı. Bizler bu yapıyı 6 aylık bir süreç içerisinde ki bunun yapısal çalışma şekli şu şekilde, bir spor kulübü kendisinin olağan veya olağanüstü genel kurullarında bu kararı alması gerekiyordu. Bu kararla birlikte işte ama kurulacak olan Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'na üye olunması ve kendisini temsil edecek olan delegasyonun 3 asıl ve 3 yedek üyenin belirlenerek federasyonun oluşum noktasında bir 15 kişiye ihtiyacımız vardı. 15 kulübe daha doğrusu. Bu prosedürü yaklaşık olarak 6 aylık süreç içerisinde ilçe ilçe gezerek toplamda o zamanlarda 24 spor kulübüyle bir araya getirdik ki bugünkü sayımız daha fazlasıyla var. Federasyonu ne için kurma ihtiyacımız oldu? Evet. Biraz ondan siz bahsedeyim. Siz futboldan gelen bir kişisiniz. Yani geçmişinizde soracağım da. Niye ihtiyaç duyuldu? Artvin'de gerçekten federasyon biraz lüks gibi değil mi? Spor kulüpleri var ama bir çatı altında bir oluşum yaptınız. Aslında, bunda minik taşı sizsiniz yani. Evet. Tabii şöyle bir şey var. Aslında bu karıştırılıyor. Şöyle ki yani Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu sanki futbol branşının temsilcisi, daha üst kurumu gibi algılanıyor. Halbuki öyle değil. Adı üzerinde amatör spor kulüpleri. Yani bütün branşları içerisinde barındıran ve onların farkındalığını, bilincinin uyandırılması noktasında proje üreten, gençlere bilinç uyandıran, onlara önderlik eden bir sivil toplum kuruluşu. Ama şu var. Bu futbol federasyonu ve basketbol federasyonunun doğrudan işlerini yapan, onların lisanslama işlemlerini, onların statülerinin hazırlanması, onların liglerin oluşturulması noktasında tam yetkili. Ve bu sonuç bildirimleri, işte playoffları varsa veya işte yarışmaları vesaire varsa bunların yapımı noktasındaki tam yetkili bir kurumdur. O anlamda baktığınızda şimdi ilimizde spor anlamında göze gelen veya halkın daha çok böyle ihtiyaç duyduğu branş futbol. Futbolun da şimdi biz dünyada en çok izlenen bir takip edilen branş aynen. O evet. Şimdi baktığınızda şimdi futbol izlenme oranı veya vatandaşa sorduğunuz zaman en çok hangi branşı seviyorsunuz dediğiniz zaman işte %73'lük bir rakam dilimi ki bu çok büyük bir rakam. Futbol dediğinde ister istemez de siz futbolu yönettiğinizde sanki ASKF, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu futboldan başka bir branşta ilgilenmiyormuş gibi bir görüntü çiziyor. Aslında bu böyle değil. Ama şimdi ilimizde niye bu böyle veya başka illerde de böyle mi? Maalesef başka illerde de böyle. Çünkü dediğim gibi %73'lük bir branş içerisinde eğer faaliyet varsa 100 kişiden 73 kişi onu seviyor ve insanları da şimdi mesela sizin erkek çocuğunuz var. Sorsanız hangi branş yapmak istersiniz? İlk etapta söyleyeceği
futboldur. Ardından ne gelir? İşte daha popüler olan basketbol, handbol, voleybol. Bunlar sıralanır. Ama birinci öncelik maalesef ki futbol. Evet, bütün erkeklerin şeyi sevdası futbol ama kadınların korkuları yazsa değil mi? Biraz espri yapayım. Evet, Sayın Başkan, sadece Artvin Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu sadece spor kulüplerinden oluşmadığını öğrendik. Geçen de diğer futbol, takım şeyi gelmişti başkanı. Halk oyunları da bunun içine dahil dediler. Tabii ki, tabii ki doğrudur. Şimdi halk oyunları bir spor. Evet. Yani spor derken aslında onda bir federasyonu bedensel var. De ruhsal bir şekilde. Mesela siz satranç federasyonunda bir şekilde federasyon. O da evet. Bir spor. Yani siz orada beyinsel olarak bir mücadele içerisine giriyorsunuz. Yani spor denilince sadece fiziki olarak işte topla haşır neşir olmak veya münasebetinizin o şekilde olması değil. Beyinsel olarak da mesela satranç yaptığınız zaman bir spor yapmış oluyorsunuz. Evet, bunların Ankara'da hepsinin ayrı ayrı federasyonları var. Gerçekten takım sporları ve bireysel sporlar olarak Artvin'de bir dizi şeyler yapılıyor. Ama şimdi siz bir spordan geliyorsunuz. Kaç yaşında spora başladınız? Kardeşiniz de ünlü bir basketçi. Evet. Onlar bir sporcu bir ailesiniz. Bir sizin alt geçmişinizi şey yapalım. Çünkü çok emeğiniz var Artvin'de spor adına. Teşekkür ederim. Evet. Böyle bir soruyla karşı karşıya kaldığım için. Şimdi şöyle tabii ki şimdi spora biz ne zaman başladık? Spora aslında biz ayaklarımızın üzerine durmaya başladığımız anda Artvin'de spora başlıyorsunuz. İster isteniz zor bir coğrafyada yürümeye. Sonraki aşama çocuk. Bir de Artvin'in şöyle bir yapısı da var. Rampa, bayır diyelim bizim halkı olarak ifademiz öyle olsun. Ayak kaslarımız bizim burada her çeşitten gelişiyor. Mesela sizin sahil bölgesinde veya daha düzlük bir alanda çocuğunuz sadece ayak kaslarının bir bölümü efendim gelişirken Artvin'de belki de 8-10 basamak 8-10 kaslarınızın yani şekilleri gelişebiliyor. Bunu şundan sonra dolayı söyleyeyim. Eğer çocuğunuz dengede durabilmek için, rampada yürüyebilmek için veya rampa aşağı inebilmesi için veya rampada durabilmesi için bütün bu hareketleri yapabilmesi noktasında ister istemez vücut sporculuğunu oradan kazanıyor. Anlatabiliyor muyum? Muhkemliğin değil mi? Bakın ben mesela size ben bir anımı anlatayım. Saraybosna ziyaretime bir uluslararası bir seyahate gitmiştim. Mostar Köprüsü var bilirsiniz. Evet. Osmanlı döneminde inşa edilmiş. Daha sonra işte bu şahsı 1992 ya, yıllarında evet. Sırpların ve işte saldırısına uğramış vesaire. Orada Mostar Köprüsü yıkılmıştı. Devletimiz Turizm Bakanlığı o köprünün inşası noktasında veya yıkılan camiler noktasında da çok büyük yatırımlar yaparak bizi yurt dışındaki işte Müslümanları da bir şekilde temsil eden bir zihniyetle onları yeniden inşa etmişti. Biz o Mostar Köprüsü'nü geçerken köprü üzerinde kemer bir köprü yaklaşık 50 santimlik şeyler var. Böyle bordurlar var. Dikkatimi çekti ve benden önce yürüyen insanlar, turistleri, başka ülkelerin insanları görünce bordurların üzerine ayak tabanını tam böyle ortasına basarak yürüdüklerini gördüm. Ben bizim rehbere sordum. Dedim ki bu Mostar Köprüsü'nde insanlar o bordurların üzerine basarak yürüyor. Niye tabana basmıyorlar? Çünkü bir 50 santimlik bir mesafe var. Özellikle o bordurların üzerine seçiyor ayak tabanlarıyla insanlar. Mostar Köprüsü'nün yapım aşamasındaki bunun planlanmasının şekli şu. Düz bir alanda insanlar, daha çok hatırlarsanız AVM'de insanlar yürürken ayaklarımız ağrır. Sebebi şudur. Ayak kaslarımızın sadece bir tanesi çalışıyor. Diğer fonksiyonlar çalışmadığı için yorgunluk hissi bizlere veriyor. Mostar Köprüsü'nün inşasında ise o ayak kaslarımızın rahatlaması için tabanın tam ortasına bastığınız zaman ayağa sanki masaj yapıyormuş gibi bir his uyandırdığından dolayı Osmanlı döneminde mimari o şekilde planlanmış. Evet. Müthiş bir keyif almıştım onu dinlerken. Ben şeye geleceğim. Çocuklarımız Artvin'de spora işte dediğim gibi ilk doğduğumuzdan başlıyoruz. Okul takımlarında işte ilk etapta basketboldur, futboldur. Bir okul takımlarında oynamışlığım var. Daha sonradan işte amatör takımlarda Artvin Spor'da, Telekom Spor'da, Polis Gücü'nde sırasıyla futbol oynamış dönemlerim sadece var. Sadece futbol mu oynadınız? Ya kısmen olarak tabii basketbol da oynadım ama basketbol noktasında çok başarılı değildim açık söyleyeyim. Yani işte ama braderiniz kaç santim?
İkisi... Benim oğlum ayakkabını görünce o kadar merak etmişti ki. Kadir, evet. 2.08 boyu var. 9 yıl Efes Pilsen'de basketbol oynadı. Şu anda da bir spor kulübünün başkanlığını yapıyor. Kendisinin de Aliye Basketbol Okulu diye basketbol okulu var. Orada da basketbol yetiştiriyor. Şimdi öyle bir yetenek çıkmış. Yani siz de burada bir spor şeyin başındasınız, yönetiyorsunuz. Evet. Yıllardır ki 2010-2021, 11 yıldır bu mücadelenin içindesiniz. Bu sadece federasyon olarak, bir de bunun öncesi var tabii ki. Evet, yok federasyon olarak da çok önemli şeyler yaptınız. Tabii. Lafı oraya getireceğim şimdi. Yani futbolu bilen bir insansınız, kitap yaz deseniz yazar mısınız? Yani şimdi o biraz bizim haddimizi aşar ama birçok noktada tecrübe anlamında bilgi sahibiyim. Evet. Şöyle bilgi sahibiyim. Şimdi tabii ki seyirciler veya işte bu işi sokakta konuşan insanlar çok basit olduğunu düşünüyorlar. Ama sadece bir disiplin talimatını işte bir öğretmeye çalışsanız insanlar size olan saygısını o zaman hissetmeye başlarlar. Bu işin disiplin talimatı var, müsabaka talimatı var, güvenlik talimatı var. Spor zaten disiplindir. Bedeni, ruhu, değil mi disiplin etme anlamda? Bir sürü talimatlar var ve bu talimatlar çerçevesinde eğer siz bir temsilcilik yapıyorsanız ilinizde bunların hepsini bilmeniz gerekir. Şimdi futbol dediğimiz gibi çok işlevselliği yüksek bir branş olduğu için bu anlamda bütün başınıza gelebilecek, karşınıza gelebilecek bütün her şeyi, bütün meseleleri bilmeniz lazım. Çünkü anlık gelişiyor. O anda anında aksiyon gösterip insanlara cevap vermeniz gerekiyor. Ya aynı zamanda hakemsiniz yani. Tabii değil eski mi? Bir hakemim. Şu anda gözlemcisiniz. Da gözlemcisiniz. O aşamaları bir de Türkiye Futbol Federasyonu'nda önemli bir temsilcisiniz ki Artvin'in temsil etmek üst kadrolarda çok önemli. Bununla ilgili bu süreçler nasıl ilerlediniz? Şimdi tamam yürümeye başladığınızda sporla ilgilendiniz de bu aşama aşama kaç yaşındasınız? 23 Nisan 1973 doğumluyum. Evet. Yakın zamanda da biliyorsunuz malumunuz annemi kaybetmiştim. Bir ay öncesinde annem bütün çocuklarını çok özel günlerde doğurmuş. Beni de 23 Nisan gibi çok güzel Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı'nda doğurmayı artık uygun mu bulmuş diyelim yoksa bize o tarih mi nasip gelmiş bilemiyorum ama 48 yaşındayım. İlk orta ve lise eğitimimi Artvin'de üniversite eğitimi Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünde bitirdim. Uzun yıllardır yaklaşık olarak baktığınızda işte sporculuğa başladığım tarihten sonrasını yöneticilik anlamında düşünürsek aktif 25 yıllık bir yöneticilik hayatımız var. Bunun içerisinde hakemlik, gözlemcilik, federasyon başkanlığı ve şu anda Türkiye Futbol Federasyonu'nda Süper Lig temsilciliği vazifemiz var. Futbolda değil mi Süper Lig? Tabii. Aynen. Şimdi çok mesela önemli. En son zirve değil mi Süper Lig? Evet, şu anda zirvedeyiz. Evet. Artvin'de tabii ki bu kadroyu ilk almak bize nasip oldu. Nasıl oldu diyelim? Sabırla oldu. Nakış nakış işlediniz. Yani aslında çakıl taşlarını da adım adım gittiniz yani. Şimdi bir şeye inanmak lazım. İşinizi düzgün yaptığınız zaman, bir şeye inandığınız zaman başarı zaten beraberinde geliyor. Evet. Bizler şu federasyonun kurulması noktasında bir şey hatırlatayım, aklıma geldi. 2010 yılında biz Artvin'de Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu kurduğumuzda sadece 3 tane futbol takımı vardı Hatice Hanım. Evet. Liglerde statünün oluşabilmesi için 4. takımı usulen yazıyorduk. Yani işte tescili yapılmış bir spor kulübünün aktif olması lazım bir dedim. Yani şimdi tescili yapılmış ve aynı zamanda aktif ama liglere katılmak istemiyor. Bir lig organizasyonu yapabilmeniz için de 4 takımın bir araya gelmesi gerekiyor. Biz 4. takımı rica minnetle statünün içerisine dahil ediyorduk. Onun parasını yatırttırıyorduk. Lige katılım bedelini. Biz fikstür çekiyorduk. O 4. takım müsabakalara çıkmıyordu. Diğer takımlar kendi aralarında organizasyonlara işte yarışıyorlardı. Toplamda 6-7 müsabakayla Artvin'de futbol branşı ve veya futbol sezonu 6-7 müsabakayla sonlanıyordu. Çok kısa bir zaman diliminde göreve geldiğimiz, federasyonu kurduğumuz ilk etaptan itibaren
Öncelikle futbolun sadece Büyükler Ligi'nde, 1. Amatör Kübede oynanmayacağını, bunun geriye doğru baktığınız zaman 19 yaşı, 17 yaş, 16, 15, 14, 13 ve 12 ve hatta 11 yaşına kadar liglerin oluşturulabileceğini ve bu yaştaki insanların da bir araya gelerek lig statüsü oluşturup liglerin yapılabileceğini biz kamuoyuna bilgilendirme yaptık. Futbol takımlarına bilgilendirme yaptık. Ve sağ olsunlar, özellikle futbol takımlar bu anlamda bizim o projelerimize destek vererek altyapılarına hocaları getirdiler. Altyapılarında hocalarla beraber çocukları yetiştirmeye başladık. 2010 yılında 6-7 müsabakayla biz sezonu kapatan bir Artvin, 2-3 yıl veya 4. yılda olabilir. Kaç müsabaka tahmin edebilir misiniz Hatice Hanım? Bir rakam söyleyeyim bana. Vallahi 10 tane bir ligde olsa 4 ile çarparsanız 40 olur yani. 470 küsür bir de tam rakamını hatırlamıyorum ama 400'ün üzerinde 470 müsabaka oynamıştık. Tabii ki bu müsabakaların oynanması sırasında sporcularınız yetişiyor. Hakemleriniz yetişiyor, tecrübe kazanıyor. Onları hazırlayan hocalarınız yetişiyor, eksiklerini görüyorlar. Seyirciler yetişiyor. Çünkü ceza alıyorlar. Kültür oluyor. Dolayısıyla bir kültür, spor kültürü gelişiyor. O anlamda tabii ki Artvin'imizin sosyal ve ekonomik yapısının biraz dar olması, bazı gelişimleri de biraz böyle yavaş yavaş ilerlemesine sebebiyet veriyor ama bu da bizim kaderimiz olsa gerek. Bunu da biz büyütemeyeceğiz sosyal ve ekonomik yapıyı. Evet, Artvin hep kaderine küstüm diyeceğiz. Başka çare yok. İsyan etmedikten sonra işlerin değişmesi gerekiyor. Nasıl federasyon kurulmuşsa evet. Bir şeyler bir çatı altında 70 tane kulübü bir araya getirmişseniz bugün bir şeylerin değiştiğini işaretidir. Değerli İnşallah. İzleyicilerimiz Artvinli TV'den nitelikli programlar yapmak istiyoruz. Herkesimiz sesi olmak istiyoruz. Bugün meslek örgütleriyle genellikle sivil toplum örgütleri, kooperatifler, yarı meslek kamu kurumları ve spor kulüpleriyle ilgili ilin yetkililerle görüşüyoruz. Bugün Artvin Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkanı Sayın Saadettin de canlı yayınımızda. Gerçekten bu süreçlerin içindeyim ve izliyorum. Zaman zaman basın desteği veriyorum spor kulüplerine. Geçen de Artvin Çoruh Spor Kulübü Başkanı Murat Yılmaz geldi. Daha önce Artvin 7 Mart Spor Kulübü Başkanı Murat Ülker geldi. Güzel başarılar elde ettiler evet. Çocuklarımız son zamanlarda. Artvin'in gururu. Bu anlamda bu kulüplerde mücadele eden ve gençlere yatırım yapan bütün herkese burada Artvinli TV adına gerçekten teşekkür ediyorum. Şimdi biliyorsunuz Artvin aynı zamanda tesis fakiriydi. Bizim zamanımızda doğru dürüst spor salonu yoktu. Bugün yüzme havuzunun haberini yaptık. Yaz okulunun açıldığını söylediler. Sayın Başkan haber takip ettik. Çocukların cıvıltı seslerini de pandemi nedeniyle de özlemiştik. Çocukların hiç seslerini, parklarda çocukları göremiyorduk. Şimdi bir pandemiyi değerlendirelim. Spora ne darbe vurdu? Çünkü herkes etkilendi bir şekilde. Pandemi aslında dediğiniz gibi yani hayatın her alanına etkiledi yani. Her alanını etkiledi. Tabii ki bunlardan olumsuz bir şekilde etkilenen alanlardan bir tanesi de spor. Şimdi spor hem ruh ve beden sağlığı açısından çok önemli bir aktivite. Çocuklarımız, tabii biz pandemiyle biz tanımıyoruz. Dolayısıyla virüsün, COVID-19 virüsünün ne olduğunu, etki alanının ne olduğunu herkes programlarda bir şeyler söylüyorlar. İşte kimisi diyor ki havadan bulaşıyor, kimisi diyor ki yerden geliyor, kimisi diyor rüzgarla geliyor, kimisi görünmeyen diyor işte... Görünmeyen bir düşman var. Dolayısıyla evet. Biz virüsü tanımıyoruz. Canımız çok tatlı. İnsan sağlığı uçak seyahatlerinde bilirsiniz ufacık bir türbülansa yakalandığınız zaman panikleriz. Hatta hemen bildiğimiz duaları okumaya başlarız. Dolayısıyla canımız çok tatlı. Şimdi pandemi sürecinde COVID-19 virüsünü tanımadığımız için anne babalar, ebeveynler, bizler hem kendi açımızda hem de çocuklarımızı korumak ve kollamak durumundayız. Hatta çalıştığımız iş yerinde çalışanlarımızı kollamak durumundaydık. İş yerimize gelen insanları korumak ve kollamak durumundaydık. Bu sorumluluğu biz elimizden geldiği kadar başarmaya çalıştık. Başardığımıza da inanıyoruz. Bunun haricinde bir de spor noktasında bu iş çok geniş kapsamlı, çok geniş bir halka olduğu için bunu federasyonlar veya spor bakanlığı bu anlamda bir sorumluluk alamazlardı.
bu işin ertelenmesi gerekiyordu ki ertelendi ama bu süreç biraz uzun sürdü. Türkiye'de belki bu biraz daha uzun sürdü. Halen daha biz bunu tam olarak atlatmış değiliz ama aslında buradan topluma mesaj verin. 1 Temmuz itibariyle tamamen bütün yasaklar kalktı. Yani bu anlamda yine maske, mesafe, hijyen kurallarına uyulmasını ilinin genel yetkililer bildiriyorlar televizyon kanallarında sürekli. Bu anlamda sizde çünkü etkileşim var insanlarla. Evet. Mesela bugün yaz okullarının açılmasıyla birlikte küçücük çocuklar artık sahalara koştu. Bununla ilgili açıklama yapın isterseniz. Çocuklarımız tabii ki o evde 2 yıllık bir süre içerisinde sürekli oturan, obez olma noktasına giden bir toplumumuz, aynen, gençliğimiz bir anlamda aslında bu açılışlarla da tekrardan kendine gelmesi için iyi bir fırsat yakaladı. Ben bütün ailelere sesleniyorum buradan. Çocuklarımız hangi branş olursa olsun mutlaka bir branşa gönderin çocuklarınızı. Çünkü spor yaptığı sürekli 2 yıldır evde hiçbir hareket yapmayan, hiçbir arkadaşlık noktasında paylaşımda bulunmayan, bir etkileşim içerisinde olmayan çocuklarımız hem ruh hali hem de beden halleri maalesef ki kötüye gitmekteydi. Bunu fırsata dönüştürmek gerekir. Şimdi biz dün değil evvelsi gün itibariyle yaz okullarının açılışını yaptık. Çocuklarınızı lütfen salonlarda, sahalarda görmek istiyoruz. Bu anlamda sizlerden destek istiyorum. Evet. Şimdi ailelerden destek isteriz. Değerli Başkan, şimdi bir reklam arası. Kısa bir reklam arasından sonra değerli izleyiciler kaldığımız yerden devam edeceğiz. Artvin'de yerel market, kültür market. Zengin ürün çeşitliliğiyle ve her bütçeye uygun fiyat avantajlarıyla Artvin halkının hizmetinde. Kaliteli ürünlerimiz kültür market güvencesiyle daima siz değerli müşterilerimize sunulmaktadır. Kültür Market, Ceyhun Yılmaz, adres Çarşı Mahallesi, Sabit Osman Avcı Caddesi, Kültür Sokak, telefon 0542 331 67 84 Artvin. Evet değerli izleyicilerimiz, Artvinli TV Meslek Örgütleri Söyleşi programımızla bugün canlı yayında stüdyomuzda Artvin Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Sayın Saadettin Dağ canlı yayınımızda. Evet kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sayın Başkan, şimdi burada hep serzenişte bulunuyorlar. Yeteri kadar sporcu, profesyonel sporcu yetiştiremiyoruz. Hakem, gözlemci, işte antrenör. Bunun nedeni ne? Bir sorun var ortada. Bir kere yani sorun şu aslında. Bunu herkes biliyor da bunu dillendirmek istemiyoruz veya söylemek istemiyoruz. Bir kere eğitim sistemimiz spor yapmaya bir kere muhalif. Nasıl muhalif? Şimdi mesela siz herhangi bir branşta altyapı dediğimiz yani ilk spora başlangıç noktasında antrenörlerin öğreteceği yaş dediğimiz işte 11-12 yaş grubu dediğimizde çocuk ilk öğretim yani bizim daha önceki ilkokul dediğimiz o bölümü bitirmiş oluyor. Yani orta seviye, ortaokul seviyesine gelmiş oluyor. Çocuk spora bir taraftan başladığında, bir taraftan eğitimini devam ettirmeye... Eğitim yarışını. Eğitimi devam ettirmeye çalışıyor. Bunu 6. sınıfta, 7. sınıfta yapabiliyor. 8. sınıfa geldiğimiz zaman, işte liseye geçiş sınavlarımız var ya, çocuklarımızı bu sefer yarış atı gibi tamamen dersle ilgilenmeleri noktasında biz veliler olarak biz o zemini oluşturuyoruz. Spor sahalarından çocuklarımızı çekiyoruz. Çekmek zorundayız çünkü çocuklarımız hem spor yapıp aynı zamanda da işte bizim aileler olarak beklediğimiz o liseye geçiş sınavlarında üstün başarı elde etmesi mümkün olmuyor. Ya bunu Avrupa'da daha basit usullerle yapıyorlar. Tabii detaylara girmek istemiyorum ama bir kere eğitim sistemi Tatyana buna evet, muhalif. Yani eğitim sistemimizin gözden geçirilmesi lazım. Şu anlamda işte sporcu lisesi Artvin'de bu sene öğrenci almaya başlayacak.
Evet, o da 4 Temmuz'a kadar uzatılmış. Buradan da belirtelim değerli izleyicilerimiz, başvurular 4 Temmuz'a kadar uzatıldı. Evet, 4 Temmuz'a kadar sporcu lisemizde öğrenci alımına kadar bir zaman dilimi var. Sporcu lisesi aslında sporcularımızın yetiştirilmesi noktasında sporcu kimliği olan öğrencilerimizin ve liseye geçiş sınavlarında o velilerin istediği bir bölümü kazanamayan veya tamamen spor lisesinde okumak isteyen öğrencilerimizin buluşacağı bir alan. Bir anlamda çocuklarımızın orada İhtisaslaştığı bir alan değil mi? Öğrencilerin yani yeteneği var, çocuk spora meyilli ama bir taraftan da öteki okullara mecbur istemeye istemeye giden öğrenciler var. Nasıl olsa üniversite imtihanını aynı şekilde gidiyor. Mesela bizim akranlarımız veya daha öncesi sizler bizim liseyle ilgili bir seçme hakkımız falan yoktu. İşte bizim babamız, annemiz hangi liseye kaydettiyse... Bir tane lise vardı zaten, bir de erkek sanat vardı yani. Bir tane lise vardı. Evet. İki liseden işte daha çok böyle meslek yatkınlığı varsa ailenin geçmişinde endüstri meslek lisesine gönderilirdi. Ama eskiden hep meslek lisesi çok ağırlıklıydı. Hakikaten çok iyiydi o zaman. Hatta şey bile vardı, eski adı Kazım Karabekir Lisesi, şimdiki adı... Anadolu Lisesi oldu. Evet, şimdi Anadolu Lisesi bütünleşti. O zamanlar o okulda sınavsız öğrenci alıyorlardı, endüstri meslek lisesinde sınavlı öğrenci alıyorlardı. Evet. Geçmişi de öyle bir durumu var. Şimdi dediğimiz gibi çocuklarımızın spor lisesine kayıt olmaları ve orada spor branşları noktasında daha iyi olacağı düşüncesiz değil. Ama bu şimdi bu bizim Artvin'de ilk eğitim öğretim yılımız. Eksiklerimizi göreceğiz. Evet. 2021-2022'de. Evet. Bakalım ne eksiğiniz var. Çocuklarımız eğitim görme noktasında bize ne gibi geri dönüşlerle müracaat edecekler? Yani ne talepleri var? Bunları bir analizini yapıp o sizin sorduğunuz soruyla ilgili Artvin'de neden sporcu yetiştirmiyor bir anlamda tolere edebiliriz diye düşünüyorum. Gerçekten Artvin'de salon sporları pahalı bir spor ve gerçekten takımı tamamlamak kolay değil. Yani bu çocuklara doyurucu eğitim verip geleceğini, sporda ufku olacağını onlara anlatmak gerekiyor ki benim yeğenim Ece Ersöz şu anda milli takım Ece. Kampında çok İnşallah. Gurur duyduk. Gerçekten kızlar eskiden kızlarımız spor yapmazdı. Şimdi kız çocuklarımız da sporda çok güzel başarılar sağladı. İlimizi temsil ediyor. O anlamda kendilerini de tebrik ediyorum. Onlara emek veren hocalarını da, antrenörlerini de tebrik ediyorum. Müsaade ederseniz Hatice Hanım, tabii bu başarıyı da tesadüf değil, değil mi? Es geçmek istemiyorum. Bu işin başından itibaren kademe kademe takip eden, onların ihtiyaçlarını imkanlarımız doğrultusunda gidermeye çalışan bir federasyon başkanıyım. Bir kere her şeyden önemlisi, burada antrenör Murat hocamızın çok büyük emekleri var yani. Evet. Burada şimdi o çocukların ilk handball branşına başladığı dönemleri biliyorum. Topu tutmayı bilmiyorlar, top atmayı bilmiyorlar. Kız işte, takımı yok, erkeklerin içinde oynuyordular. Ama inanarak, inatla Artvin'den bu düzeyde sporcu yetişeceğine inanan bir antrenörün aslında başarısıdır. Çocuklarımız tabii ki bireysel anlamda iyi bir başarı elde ettiler ama bu işin minberi Murat Hoca. Yani bu konuda hakkını teslim etmek gerekir. Evet, şimdi yine tekrar federasyonunun şeyine getirmek istiyorum. Avantajlarına. Daha önce Murat Yılmaz da dedi. Yani malzeme desteğini aldığınızı. Bazı şeylerde özellikle pandemi sürecinde şu turnuvaya çıkabilmek için hep Covid testlerin yapılması. Çok pahalı bir liglerde artık bu sene yapamadılar. Ama önümüzdeki sezonda liglere hazırlandığını söylediler. Bu ligler nasıl oluşacak? Şimdi Artvin'de yeterli takım olmadığı için diye. Şimdi mesela biz Arhavi Spor'la aynı ligde yarışacağız. Ama Hopa Spor bir üst lige çıktı. Siz bütün karşılaşmaları takip ediyorsunuz. Ne gözlemliyorsunuz? Başarı ne gelecek bize? Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Yani futbol, sorduğunuz sorular aslında muhatabı futbol. Evet, hep futbol oldu genellikle. Şimdi 3. ligdeki temsilcimiz Hopa Spor. Geçen sene Arhavi Spor'la Artvin Hopa Spor kulüplerimiz aynı aynı gruplarda ilimizi temsil ediyorlardı. Arhavi Spor kulübümüz maalesef ki mücadele ettiği ligde küme düşerek bir alt lig dediğimiz bölgesel amatör lige
düşerek bu sezon bölgesel amatör ligde oynamak durumunda kaldı. Artvin Çorum Spor Kulübümüz ise geçmiş yılda elde etmiş olduğu hakkını bu yıl federasyonun imkan sunduğu, yani bu sene oynamak isteyenler veya seneye de oynayabilir gibi bir imkan sunduğunu Çorum Spor Kulübümüz 2021-2022 sezonunda kullanmak isteyerek öyle bir dilekçesini aldı. Bu sene liglere katılmayacağını söylemişti. Şimdi önümüzdeki sezonda hem Arhavi Spor Kulübümüz hem de Artvin Çorum Spor Kulübümüz amatör liglerde iki tane amatör demeyelim de bölgesel amatör lig diyelim. Ha, bölgesel. Şimdi amatör deyince diğerlerini es geçmiş oluruz. Orada çok önemli bir aslında pasta var. Bölgesel amatör ligde iki takımımız var. Bunun bir tanesi Arhavi Spor Kulübümüz, diğeri de Artvin Çorum Spor Kulübümüz. Artvin Opa Spor Kulübümüz de profesyonel 3. ligde. Diğer amatörler dediğiniz zaman işte bunun birinci amatör kümesi var ki büyükleri gidiyoruz buna. Onun bir alt kategorisi U19 dediğimiz 19 yaşı. U niye deniliyor? Ben hep merak ediyorum. U kızlar, U erkekler öyle 19-17. Valla U niye deniliyor? Aslında bu konuyu çok araştırmış değilim. Evet. Ama deniz sebebi bir dahaki programa katılacağımız zaman. Tamam. Bununla ilgili bir çalışma yaparım, ona göre gelir size. Şimdi kulüpler ne gibi yardımlarınız var? Onu da söyleyelim. Çünkü 70 taneye yakın bir kulüp var. Şimdi hakikaten büyük bir bütçeler lazım. Bütçeniz nasıl yetişebiliyorsunuz? Şimdi geliriniz nedir yani? Baktığınız zaman gelirimiz nedir? Bizim tek gelirimiz şu anda futbol. Başka bir gelirimiz yok. Bir de ayrıca Türkiye Amatör Spor Kulübü Konfederasyonu'nda yıllık olarak onlar bir kısım maddi anlamda yardım yaparlar. Bizim spor kulüplerimizin lisansı olan bir sporcunun başka bir kulübe transferi, buna biz aktarma diyoruz. Bu gerçekleştiği zaman Futbol Federasyonu'nun ödediği bir rakam var. Bu rakamın belli bir ölçeğini lisans işlemini tamamladıktan sonra sezon sonrasında işte bu birinci sezon dediğimiz devre arası ve ikinci sezon dediğimiz devrenin bitimi. Devrenin bitiminde hangi il kaç aktarma yapmışsa onlar federasyon tarafından toparlanır. Bizim üst kurumumuz konfederasyona aktarılır. Konfederasyon da illerin parayı aktarır. Evet. Malzeme desteği nasıl sağlıyorsunuz? Malzeme desteği nasıl sağlıyoruz? İşte biz malzeme desteğini aslında bir anlamda ya belediyelerden sponsorlardan bugüne kadar almadık ama belediye ve özel idarelerden aldık. Biliyorsunuz bunların zaten işte yerel yönetimler yasası ve belediyeler yasasında da spor kulüplerine bir bütçe ayırmak durumlarındadır. Bu bütçe imkanlara doğrultusunda belediye başkanlarımızla yaptığımız görüşme neticesinde veya il özel idaresinde sayın valimizle yaptığımız görüşme neticesinde spor kulüplerimize aynı anlamda bir malzeme desteği verebiliyoruz. Veya bir şey vardı, onu da hatırlatayım. Onu da şimdi es geçersek ayıp olur çünkü öyle bir geçmişi var. Biz geçmiş yıllarda kardeşil projesi yapmıştık. Evet. Yani şimdi geçmiş dönem belediye başkanımız Sayın Mehmet Kocatepe bu projeyi gerçekleştirdiğimiz dönemlerde spor genel müdür yardımcısıydı. İstanbul'da bir toplantı da İstanbul ilinin Artvin'de kardeşil projesi olması noktasında çok yardımları vardır ki buradan kendilerini selamlıyorum. İstanbul onun da işin içerisinde, hangisi de kardeş olunca yani, işte büyük şehir. Büyük abi küçük kardeşe verecekti. O anlamda bir dönem onların da yardımını almıştık. Kendilerine de buradan ayrıca tekrardan teşekkür etmek isterim. Evet, şimdi Artvin'de spor, inşallah Artvin'in spor anlamında, spor branşları ve tesislaşma anlamında bir projeleriniz olacak mı ileriye dönük? Çünkü pandemi yaklaşık 2 yıldır bir durağına geçti bütün her şey. Bir devinin başlamaya başladı. 1 Temmuz milat bugün. Özellikle bugün çağırmamın sebebi stüdyoya evet, buydu. Güzel bir tane seçmişsin. Evet. Şimdi gerçekten ne gibi projeler, kafanızda birçok proje adamısınız siz de. Evet, ne gibi projeleriniz var gençlere? Şimdi tabii spor bilincinin bütün yaş gruplarında, hatta biz sadece gençler olarak düşünmeyelim. Evde hanımlar, beyler, yaşlılar, herkese bir spor yaptırmayı düşünelim zihniyetli mesela. Şimdi devlet tesis yapmış, saha yapmış, salon yapmış, yürüyüş parkuru yapmış. İşte aklınıza gelebilen bütün branşların zeminini oluşturma noktasında devlet
bedensel, ki biliyorsunuz Anayasa'nın 58 ve 59. maddelerindedir devletin bu işleri yapması ve desteklemesiyle ilgili görevlerinden bir tanesi. Devlet bu işleri Artvin'de elhamdülillah yapmış. Biz gerek federasyon başkanı olarak, gerek spor kulüpleri olarak, gerek de bu konuyla ilgili verilerimiz, öğrencilerimiz üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeleri gerekir. Nasıl getirecekler? O federasyon, o sahaların, o salonların tesislerin doldurulmasını gerçekleşir. Şimdi devlet bir yerde yatırım yapmış. Ben bir dönemlerde Ardahan'a gittim. Ardahan'ın ilçesinde sentetik çim sahamız var, futbol sahamız. Evet. Yaklaşık 5-6 yıldır hiçbir takım katılmıyor. Ardahan'da bir katılımcı yok. Orada artık spor yapılamaz bilinci oluşmaya başlamıştır. Ben arkadaşlarımla beraber buradan kalktık gittik. Hem kaymakam beyi, hem belediye başkanlığı, hem de oradaki sivil toplum kuruluşundaki bütün insanları, siyasi parti temsilcilerini bir araya getirerek federasyon olarak bir yemek verdim. Dedim ki arkadaşlar, bakınız devlet böyle bir tesis yapmış. Çürümeye terk etti. Yöneticiler olarak bu sorumluluğu yerine getirmiyoruz. Biz eksiklik eğer federasyonda ise biz gerekeni yapmaya hazırız. Ama siz de taşın altına elinizi koyun. Sağ olsun o zamanki kaymakamımız bana dedi ki, başkanım dedi, ben oluşturulacak olan takımın malzeme desteği benden. Belediye başkanımız dedi ki akaryakıt desteği benden. Milli Eğitim Müdürümüz dedi ki bunların yemek organizasyonundaki bütün ihtiyaçları benden. Kulüp başkanımıza da dedim ki senin de yapman gereken ne var? İşte çocukları bir araya getirmek, onlara antrenör oluşturmak ve onların lisans işlemleri getirip bana yaptırmak. Başka bir görevimiz yok. Ve emin olun 6 yıl boyunca Ardahan'da hiçbir faaliyet olmazken, yani futbol anlamında söylüyorum, emin olun vallahi 1000 kişilik rakamlarla futbol müsabakaları izlendiğini gördüm. Evet, birine ben de eşlik etmiştim. Eşlik etmiştim. Hakikaten böyle oluşumlar insanların sosyalleşmesine buluşma noktası çok güzel. Futbol olur, yüzme olur, handbol olur, bireysel sporlar olur, kültürel sosyal faaliyetler olur, sanatsal faaliyetler olur. Zaman zaman gençlik merkezinde açılıyor. Halk eğitim aynı şekilde buluşma, terapi noktası. Evet. Şimdi lisans işlerini siz yapıyorsunuz. Daha önce ben de Artvin Özel Sporcular Kulübü kurmuştum. Zihinsel engelliler, işitme engellileri işte. Bütün branşlarda eğitim aldık, antrenör yetiştirdik ama yürümedi. Bir yerden sonra da bıraktık çünkü engelli insanların sorumluluğunu almak çok zor. Ağrı Dağı'na çıkmış insanız biz. 4 engel grubuyla 2005 yılında 4200'e şaşırmıştılar bize. Mersin'den gelen işte daha sonra federasyon başı. Siz buraya nasıl çıktınız ki 3800'de ikinci kampı yaptığımda? Biz onlardan önce çıkmıştık. Düz yerden gel. Bizim için bunlar çok normal. Dedik ki hep bayır çıktığımızda Artvin'i tarif edince ya ineceksin ya çıkacaksın. Adres o, öyle. Evet. Yani engellilerimiz de çok rahatlıkla çıktı. Şimdi sözü nereye getireceğim? Şimdi siz lisansları size devrilmiş. Daha önce biz gençlik spora yaptırıyorduk bunları, lisans işlemlerini. Şimdi bir arada sürtüşme olduğu zaman zaman onun da takibindeydik. Sizinle federasyon kurulduktan sonra gençlik sporla federasyon ayam dediniz ya, bir üst kuruluş gibi veya rakip kuruluş gibi algılandı. Bunu bir anlatır mısınız bize? Süreç devam ediyor mu? Bir de onu anlatın. Tabii baktığınız zaman aslında bu işin ilk örgütlenme noktasındaki tarih 2010. Yok, Artvin açısından söylemiyorum. Türkiye geleneği için söylüyorum. 4 il bir araya gelerek önce konfederasyonu kuruyorlar. Bunlar i̇şte, hangi iller? Konya biliyordum. Bursa, Ankara, Trabzon, bir de İstanbul. Ha, İstanbul. Konya yok muydu? Yok. 4 il bir araya gelerek konfederasyon oluşturuyor. Konfederasyon Bakanlar Kurulu kararıyla kamu yararı statüsünde olan bir kurum. Bu niye ihtiyaç duyulmuş? Şimdi gençlik spor, aslında baktığınız zaman gençlik spor il müdürlüklerinin sanki bütün işte aktivitelerin gençlik spor nezdinde yapılabileceği noktasında aslında bir düşünce var. Ki bu düşünce bana göre doğru değil. Gençlik sporun antrenörleri var.
İşte yaz okullarında gördüğünüz gibi işte biz birkaç gün önce açtığımız yaz okullarında herkes kendi branşıyla ilgili yaz okullarında öğrenci toplayıp öğrencilerin sömestr dönemlerinde çocuklarımıza işte kendi branşlarını öğretebilmek veya o tür aktivitelere rehberlik etmek için bir çalışma grupları var. Ama aslında baktığınız zaman sporcunun kulüp bazında yetişmesi olabilir. Federasyonlar iş. Yani daha profesyonel. Profesyonelliğe geçiş, yani sporcu kimliği. Şimdi mesela spor yapmak ayrı bir şey, sporcu kimliği oluşturmak başka bir şey. Mesela siz spor yaparsınız, yürüyüş de bir spordur. Ama lisans alıp da bir kulüp adı altında yarışmaya başladığınızda o zaman sporcu kimliği kazanırsınız. Evet, liglerde mücadele etme hakkına sahip oluyorsunuz. Evet, şimdi şöyle bir şey var, şu konuda bir düzeltme yapmak istiyorum. Evet. Yaklaşık 62 civarında olimpik branş var. Ve bunun Artvin'deki temsilci sayısı da 45 civarında. Şimdi biz bütün branşların lisanslarını biz yapmıyoruz. Bizim şu anda yaptığımız iki tane branş var. Biri futbol, diğeri basketbol. Hı hı. Şimdi önümüzdeki dönemlerde bakanlığın ve konfederasyonun böyle bir çalışması var. Ama takdir edersiniz ki bu işlemleri de yapma noktasında eğer böyle bir görev, böyle bir ödev federasyonlara sevk edilecekse eğer bunun bir de finansal olarak desteklenmesi lazım. Personel desteği de lazım. Tabii. Devlet şimdi bir taraftan insanlara spor yaptırmak gibi bir proje üretiyor. Aynı zamanda da spor yaptırırken insanlardan para alarak spor yaptıramazsınız. Dolayısıyla bu konuyla ilgili de bakanlığın veya atıyorum işte konfederasyonun yapılacak olan ikili anlaşmalar doğrultusunda desteklenmesi gerekir ki oradaki personeli, ihtisas edilen personeli istihdam etmek için ona finansal destek vermek gerekir. Yarı kamu kurum kuruluşu olursunuz aynı şekilde siz de desteklenirsiniz. Ticaret sanat odası gibi olabilir. Evet yani gerçekten federasyonlar tüm Türkiye'de kuruldu mu şimdi? Artvin'de federasyonumuz var. Bu federasyon örgüt yapısı tüm Türkiye'de var mı? Var. Evet. Yani lisansları siz verdiğinize göre. Şimdi sosyal devlet ilkesi mesela sağlıkta, eğitimde, sporda ücretsiz olması lazım. Siz dediniz ya evet. Sporcudan ücret alıp da spor sertifikası yaptırmak mantığa aykırı. Şimdi şurada şu hatırlatma yapmak istiyorum Asya Hanım. Artvin'de federasyonun kurulmasının aslında futbol kulüplerine ne gibi bir katkısı var? Onu ifade edeyim. Çünkü sorularımız arasında o vardı, onun cevabını vermemiştim. Bir sporcu bir spor kulübünden başka bir spor kulübüne transfer mi? Transfer evet. Veya aktarma gerçekleştirebilmesi için işte bir miktar para vermesi gerekiyor. Bu federasyon olduğu zaman... Transfer parası mı? Futbolcular transfer çok büyük transferlere mi? O değil. Federasyonun aldığı transfer ücreti. Evet. Sporcunun aldığı transfer ücreti ayrı bir şey. Evet. Diyelim ki, yani bunu farazen konuşuyorum. 1.000 lira olduğunu varsayalım. Bir sporcunun aktarma bedelinin 1.000 lira olduğunu varsayalım. Eğer federasyona üyeyse spor kulübü, bunu diyelim ki 550 liraya gerçekleştiriyorsa, üye olmadığı zaman 1.250 liraya gerçekleştiriyor. Neden? Bu işlemi bölge müdürlükleri de yapıyor. Bölge müdürlükleri eğer illerde federasyon örgütü oluşturulmamışsa maalesef ki o avantajı elde edemiyorsunuz. Gidip işte futbol federasyonu bölge müdürlüğüne lisans işlemleri yaptırıyorsunuz. İlde federasyon olmayınca da farklı bir rakam doğrultusunda işlem yaptırmak durumunda kalıyorsunuz. Evet, spor bir meslek olabilir mi? Gelecek vaat edebilir mi? Şimdi aileler ikileme düşüyor. Mesela sanatçı, dansçı, resimci filan diye ikinci meslek, özel önemli, para kazanabileceğin meslekler öncelikli ama spor şeyler amatör kalıyor. Hani hobi olarak kalıyor. Spordan para kazanabilirler mi bu çocuklar? Çünkü spor lisesi açtık, altyapıyı tamamladık. Peşine üniversitede bir şey var, besyo var. Onu bir süreçten değerlendirelim yani. Yani sporcu olarak bu işten ekmek yiyebilir misiniz? Evet. Yiyebilirsiniz. Ama gene de biz aileler olarak çocuklarımızı... Bir gerçek var. Çocuklarımızı biz ya doktor yapmak istiyoruz. Evet. Ya öğretmen yapmak istiyoruz. Evet. Ya avukat yapmak istiyoruz. Dolayısıyla çocuklarımızı hiç sporcu yapmak gibi bir böyle bir şeyimiz yok, düşüncemiz yok. Çocuklar bu tarama diyoruz biz. Eğitim dönemlerinde tarama yapılarak onların yeteneklerini tespit ettiğimiz dönem içerisinde eğer gerçekten bir sporcumuz yetenekliyse
Velilere ben buradan sesleniyorum. Bırakın çocuklarınızı o branşı yapmaya gayret etsin, devam etsin. Sizler de aile olarak destekleyin. Bizim yakın zamanda yani 4 büyük kulüplerimize giden altyapı sporcularımız var. Yakın zamanda bakın çevre ilimizi Trabzonspor Kulübü'nde şu an A takıma giren çok yakını tanıdığımız bir kardeşimizin çocuğu orada top oynuyor şu anda. Bizim altyapı da oynuyordu. Artvin 7 Mart Spor'da oynuyordu. İşte 12 yaşında çocuğu tespit etmiştik. Artvin'de bir kardeş antrenörümüz onu yetiştirdi. 14-15 yaşına kadar getirdi. Bir bölgesel yarışmalarda çocuğu tespit ettiler. Çocuk gitti. Altyapıda işte Trabzonspor Kulübü'nün altyapısına gitti. Oradan 3-4 yıldır orada işte. Bugün geçen yıl A takıma transfer profesyonelliğe adım attı. Bir de şimdi Beşiktaş Spor Kulübü'ne giden var bu sene mesela. Hı hı. Yani bir sürü oyuncularımız da geçmişlerinde var ama bu iş yerin geçmişte de Artvin'de olan sporcular vardı. Kemalettin mesela Arnavut kökenlidir. İşte Volkan Artvinli falan diyorlardı ama Artvin'de top oynayıp da üst kulüplerde top oynayan, üst liglerde top oynayan sporcumuz geçmişte yoktu Kemalettin haricinde. Ama şimdi baktığınızda en az 7-8 sporcumuz büyük kulüplerde şu an top oynuyorlar. İşte ama onları tanımak Adem isterdik. Adem Büyük mesela. Evet. Artvinopa Spor'da yetişmiştir. Ama işte spor adamı olarak siz tanıyorsunuz. Biz tanıyamıyoruz. Aslında orada da tanıtmak gerekiyor. Şimdi bir de Artvin'de Trabzonspor Futbol Okulu açıldı. Fenerbahçe'nin var zannedersem. Fenerbahçe'nin futbol okulu yok. Sadece Trabzonspor'un var. Bir de Altınordu Spor Kulübü'nün var. Nerede bunlar? Artvin merkezde mi? Sporcu, altyapı sporcusu yetiştiriyor herhalde. Tabii tabii. Şöyle söyleyeyim. Trabzonspor veya işte Altınordu Spor Kulübü, futbol okulu, adı üzerinde okul. İşte bir kulüp isim hakkını buradaki arkadaşlara, antrenör kardeşlerimize kullandırarak o kulübün isminin bünyesinde sporcu yetiştirilmesi noktasında bir çalışma yapıyor. Buradaki aslında incelemesi şu. Evet. Mesela siz bir futbol kulübü veya futbol okulu adı altında bir proje gerçekleştirmeye çalışsanız size katılım çok az olur. Çok iyi hoca olsanız bile. Ama bir isim altında, bir çatı marka altında evet, böyle bir okul açtığınız zaman insanlarda mesela şöyle bir algı oluşuyor. Ha bak biz işte burada oynadığımız zaman kesin işte bu takımın altyapısına gideceğiz gibi. O düşünceyle çocuklarımız geliyorlar. Aslında bu bir anlamda avantaja çevirebiliriz. Bu bilinçle gelen çocuklarımız daha çok efor sarf ediyor. Daha çok öğrenmek spor istiyorlar. Spor fabrikası kurabilir miyiz? Görünmeyen fabrikalar bunlar aslında. Hacı Yalmış, şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Bu geçmişte aslında birçok eksiğimiz var. Bizim Artvin'de geçmişe baktığınız zaman 7-8 yıllık bir kaybımız söz konusu. Evet, şehir stadı, spor kapalı spor salonumuz. Ya şimdi siz sordunuz ya hani gençlik sporla bir evet, birlikteyiz vesaire. İşte geçmiş yönetimdeki arkadaşımızla, müdür kardeşimizle çok anlaştığımız söylenemezdi. Ama şimdi gerçekten çok değerli bir müdürümüz var. Evet, Mustafa müdürümüze, Bey, evet. Çok değerli bir kardeşimiz. Sporcu kültüründen gelen bir kardeşimiz. Evet, avantajı o sporcu işte şeyi var. Geçmişi. Bizim bütün ihtiyaçlarımızı hisseden, söylemek istediğimiz bütün her şeyi kendisinin yaşadığı geçmişten esinlenerek hisseden bir kardeşimiz var. Bizim spor genel müdürümüzü şöyle güzel bir sözü anlatacağım. Diyor ki, bir gün dedi, İnşallah Türkiye genelinde eşofmanı gece pijama niyetiyle yatağa yatmayanlarla bu ülkeyi yönetiriz dedi. Bak çok büyük bir laftır. Ya düşünebiliyor musun? Eşofman bir saygıdır ya. Eşofmanı insanlar üzerine giyip gece yatağa yatamazlar. Eşofman başka bir şeydir ya. Bir şey de anekdot ben anlatayım. İlk zihinsel engelli çocuklarla koşu yapıyoruz Artvin'de, gençlik spor bünyesinde. İl temsilcisiyim o zaman da ben de. Şimdi oğlumun kıyafetlerini üstünü getirdim. Tişörtünü ama çocuğun altında epe ayakkabıyla koştu İskebe yollarında. İşte malzemenin yokluğu, imkansızlık. Halen resimleri görürüm de içim cız eder gerçekten. Çok kötü günlerden bugünlere geldik. Yine iyi diye şey yapıyorum yani. Geçmişte bizim dönemimizde
Make-up ayakkabılar vardı. Altı böyle kalın. EPA işte. Sarı. Evet. Sarı. Ve ayaklarımız çok dönerdi. Bileklerimiz çok dönerdi. Şimdiki gençlerimiz çok şanslı. Tesis anlamında çok şanslılar. Evet. Yani biz İskebe stadında mesela çok... Toprak stadda değil mi? Perişan olmuşuz. Şimdi sünni çim stadda. Tesislerimizde sıcak suyu imkanları var. Soyunma odaları, giyinme odaları var. Bizim dönemimizde yani çünkü hakikaten çok kısıtlı imkanlarla spor yapıyorlar. Şimdiki evet. gençler daha şanslı. Kıymetini bilmeleri lazım. Değerli kesinlikle, izleyicilerimiz kesinlikle. Meslek örgütleriyle söyleşide Artvin Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Sayın Saadettin da canlı yayınımızda son etaba girdi. Şimdi lise kuruldu. Üniversitede şimdi ligler, şimdi Artvin kapalı spor salonu yeterli değil. Normlarında, standartlarına, normlarına uymuyor. Üniversitede, üniversitenin yapmış olduğu kapalı spor salonunda handbol, işte voleybol branşları orada oynanıyor. Tesislerin yetersizliği Artvinli gençlerin belini büküyordur. Değil mi? Ne gözlemliyorsunuz? Ben şimdi bu Futbol Federasyonu'ndaki Süper Lig temsilciliğim görevinden dolayı evet. bütün illeri yani gezme fırsatı olan bir kişiyim. İster istemez ilimdeki yapılan yatırımlarla diğer illerde yapılan yatırımları da kıyaslamak durumundayım. Buna sebep olan başta hakkını yememek lazım. Spor Genel Müdürlüğü yardımcılığı yapmış ve şu anda geçmiş dönemde de belediye başkanlığı yapmış olan Mehmet Kocatepe kardeşinin çok büyük emekleri var. Yani evet. bunu inkar etmek bize yakışmaz. Çünkü hakikaten bugün Artvin'de bütün ilçelerde sentetik çim saha varsa, bütün ilçelerde spor salonu varsa bu işi mimarı o. Mimarı Mehmet Bey. Evet. Allah Allah. Şimdi biz bir de şunu söyleyeyim. Birçok ile gidip organizasyonların sorumluluğu yaptığım için Artvin'de olan şu tesisten emin olun ki birçok ilde yok. Birçoğu da yok. Artvin olanlar çok daha şanslı. Artvin'imizin eksiği şu. Nüfus bir. Sosyal ve ekonomik yapı bunu destekleyen yapı iki. Bunlar aslında gerçekleşti. Sponsorlar da oluşur. Evet. Sporcular da gelişir. Antrenörlerimiz oluşur. Bütün aslında eksikliklerimizi de orada bir şekilde kapatmış oluruz. Bizim en büyük eksiğimiz nüfus. Nüfus. Tabii ki. Ekonomik düzey. İnşallah göç veren Artvin, göç alan Artvin olur. Gerçekten değerli izleyicilerimiz. Gelecek günler daha güzel olacak. Şimdi bir toplantıda dediler ki Karadeniz'in insanın umudu bittiği yerde inadı başlar. Bu evet. sporda da aynı. Hırs ve inat başarıyı getirir. Değil mi? Son sözlerinizi alalım. Programımızı bitirmek üzereyiz. Şimdi biz buraya programa öncelikle bizleri davet ettiniz. Teşekkür ediyorum. Güzel bir söyleşi oldu. Bu anlamda sizlere de teşekkür ediyorum. Rica ederim. Mümkün olduğu kadar sorularınızın hepsine cevap vermeye çalıştım. Çok samimi sorularımız. Evet, gerçekten evet, bildiğimiz evet, evet. ve hem çocukların hem ailelerin sızlandığı sorulara cevap aradım açıkçası burada. Birçok cevabı da aldık ama yapılacak çok şey var olduğunu düşünüyorum değil evet, mi? Şimdi bilgilerimiz başladığı zaman inşallah bu söyleşilerimiz, bu bilgilendirme anlamındaki yapacağımız programlar daha sık konuşuyoruz. İşte farkındalık yaratıp evet, bilgi istiyoruz toplumu aynen, bilgilendirme aynen, anlamında. Aynen, aynen. Şimdi baktığınız zaman bir kere dediğim gibi spor bütün güneş gibi evin her evin içerisinde olması gerekir. Yani çocuklarınızı spor salonlarına gönderin. Salonlara gönderdiğiniz gibi sahalara gönderin. Mutlak bir şekilde bir spor branşını yaptırmaya çalışın. Bedensel olarak belli bir seviyeye gelen çocuklarımız ruhen de geliştiriyor kendilerini. Beyni oksijen gittiği zaman beyin daha çok çalışıyor. Dolayısıyla bu anlamda bütün ailelere şurada sesleniyorum. Çocuklarımızı sahalarda görmek istiyoruz. Salonlarımıza görmek istiyoruz. Pandemi sürecini 1 Temmuz itibariyle normalleşmeye başladık. İnşallah kısa bir zaman diliminde yerli aşamızda bu anlamda 3. faza çalışması bitti. İnşallah en kısa zaman içerisinde pandemi bu COVID-19 virüsünden dünya olarak, bütün insanlık olarak kurtarırız. Yine biz kardeşçe bir arada el ele kol kola eski günlerimizin özledik. Acısını çıkartma evet, noktasında bir araya gelince. Sevgimizi göstermek yani. İstiyoruz. Gerçekten insanlar sosyal yapıya sahip insanlarız hepimiz. Duygusal insanlarız. Gerçekten. İnşallah en kısa zaman içerisinde tekrardan sağlıklı günlerde bir araya geliriz. Eski günleri unuturuz inşallah.
Evet. Hatice Hanım, benim söylemek istediklerim burada. Çok teşekkür ederim programımıza katıldığınız için. Ediyorum. Bu ilk oldu ama devamı da gelsin i̇nşallah, Sayın Başkan. İnşallah. Evet, değerli izleyicilerimiz, Artvinli TV olarak meslek örgütleri söyleşide bu hafta canlı yayınımızda Artvin Amatör Spor Kulüpleri Başkanı Sayın Saadettin Dağ'ı ağırladık. Gerçekten spor bir kültür, aynı zamanda bir disiplindir. Sporun 7'den 77'ye, beşikten mezara kadar yapılacak birçok branşları var. Özellikle genç, orta yaş ve yaşlı kesimin de bu dönemde pandemi sürecinde de çok etkilendiğini, hareketsiz yaşamda hastalıkların belirtilerinin has safhada olduğunu, bu anlamda spor hayatımızın önceliği olsun diyorum. Bir başka programda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Güzel günler hep birlikte olsun.